Cümleten selamun aleyküm sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize. Ben şöyle kahvaltı hazırlayayım. Şansım gelecek kahvaltıya çocuklarla birlikte. Patates kızarttım onlara. Şöyle bir daha var, bunu da dokun. Soylu patatesi. Çocukların isimler ketçabına. Siz neler yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Vallahi bizimki aynı bildiğiniz gibi, zaten bizimkileri hep görüyorsunuz, köy hayatımızı. Köyde işler hiç bitmiyor, inanın. Bugün ben kayısı reçeli yapacaktım, çocuklar gelecek diye yapmadım. Bugün hoşum gelecek, Cansu'm gelecek dedim, onlarla zaman geçirdim, yapmayayım dedim. Yapmadım da nitekim ıslatmadım şeyimi. Şekerimi ıslatmadım. Şunlar da eski tabaklar sevgili takipçilerimiz. Yılların tabakları. Vallahi da benim gelin olmadan önce vardı bunlar. Yani benim gelinliğimden sonra da hala da devam ediyor. Herhalde 30 senenin tabaklar bunlar. 30 senenin hatta. Bir de güzelce sucuk pişirim çocuklara. Hep birlikte yiyelim. Karpuz doğrayın bir de. Yaz kahvaltılar çok güzel oluyor. Karpuzun anne. Çayımızı da demledim. Çayımız burada. Babası Cansu Manlı'ya gitti. Şöyle yeleğimin düğmesi düşmüşüm. Şunu diktim ben de. Bir tanesi. Kahvaltı için biraz gece oldu ama yaz günü böyle oluyor. Erkenden yapamıyor zaten. Kahve erkenden işe bırakıp geliyorum. Geldikten sonra da kapıda pecede pasak. Temizlik, nevim ne işte. Balkon süpürüyorum ki vızık vızık vızık. Ondan sonra balkon zor süpürülüyor. Şey ya, beton olduğu için bayağı zor süpürülüyor. Haşır haşır düşüyor. Orayı süpürdükten sonra da kapıda pecede toz toprak ne varsa onları toparlayayım. Poşet, kağıt. Hiç bitmiyor diyorum ya. Dün Rabiş bacım bir vardı. Ondan sonra onlar gittiler. Akşam babam geldi. Babamla beraber oturduk. Çay içtik. Yemek koydum, yemedi. Aç değilmiş. Şöyle tavak çıkarım bir tane de. Buzluk herhalde. Buzluklarım burada da duruyor. Bismillah. Nasıl bir arama çıkardık? Nasıl? Bu da buradaymış. Kozumoğun demiş. Vallahi kozumoğunu göremiyorum. İnanın öyle düşünün yani. Şöyle biraz sıvı yağ dökün. Bunda da sıvı yağ kaldıysa. Yeter. Zaten bitmiş. Sucuğumuzu doğrayalım. Sevgili takipçilerim, size şöyle ne göstereceğim. Bakar mısınız? Ay bismillah. Daha önce iş başına gelen oldu mu? Bu ne? Bu ne biliyor musunuz? Bu pekmez. Şu şişesinin içindeydi. Akşam eşim bunu yoğurduna yemek için açmış ağzını. Açınca diyor daştı diyor. Yiyemedim tepe bunu diyor. Daştı 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 diyor ortalığa. Ondan sonra oraları sildim diyor. Tekrardan ağzını kapattım koydum. Biraz da yedim diyor. Yiyince de bir şey olmamış. Tadı çok güzel. Hala bozukluğu falan yok. Eşki değil. Ama buna dokuncuk kaynamaya başladı böyle. Şöyle bakın. O pekmez değil, su üstünde bir de şişesi. Şöyle. Allah Allah. Pis gibi olmuş. Kopuk. Başka şeyi değiştirin dedim. Hani kola şişesini değiştireceğim patlağını. Şişeye, cam şişeye koyayım gibi. O da şöyle gördüğünüz gibi. Merhaba anneanne. Anneanne ne olmuş bu? Bakalım. Hoş geldiniz aşkım. Ne? Kuzum benim.
Bu pekmez Yüksel. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Pekmez. Böyle şey aynı kola gibi asitlenmiş. Aşırı derecede. Şimdi ben bunu tekrardan nasıl koyacağım bilmiyorum. Koysam işe yarar mı? Koymasam mı? Atsam mı? Gitsem mi? Bilemedim yani. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. İnşallah belki görüp geçiren vardır. Ben daha bu yaşıma kadar böyle kolanın, kola demiştim. Pekmezin asitlendiğini hiç görmedim. İlk defa görüyorum böyle. Vallahi bilemedim ne olduğunu. Şişesini değiştirirken taştı indi. Normal bunu buraya kadar doldurdum ama kopukla kaynayıp altına indi. Şöyle geldiler onlar da. Ben de patatesimi kızarttım, sucuğumu doğradım. Aha yeşillik geliyor. Selamünaleyküm. Bahçemizin yeşillikleri geldi. Eyvallah, aleyküm selam. Komşuda bir şey bize de düşer hesabından. Aynen. Gittim geldim anacığım. İyi yapmışsın bebeğim. Bırak annem, o sana zararlı bir şey. Gördünüz. Hoş geldiniz anacığım. Yine niye yazdınız? Niye kız anacığım vallaha. Tamam be. Ne yaptınız anne? Babam. Ömer onun için diye ki kayısı suyu biliyor musun? İçsin. İçsin aynen. İç de bu görsen onu. Kayısı suyu. Evet. Kayısı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz annemin kanalına hoş geldiniz. Bizlerle beraber sizler de annemin evindesiniz. Aynen. Ben de patates kızartıyorum. Çocuk doğradım. Onu içeceğim. Sinirlerimiz de boş değil. Sinirlerimizde de her şey var. Büyük sinir koyalım bari. Bu. Büyük sinirimiz var. Sultanımız var. Böyle mi değil? He, öyle derim artık. Pekmez mi? Üzüm pekmezi. Üzüm pekmezini şişesini değiştirdi. Sürahiye döktüm. Kaynadı. Okul. Ama eski diyar anne. Ama tadı iyi canım. Eski değil. Niye öyle olmuş? Şişesi adam dönmüş. Kola gibi olmuş aynı bu. Allah Allah. İçine hep kopyadan doldu. Baksana niye koydum altına şaşırdığında. Yine gitmesin dedim. Çıktım ben inandım bana. Ya zaten inandım sana da ben döktüm şişesini değiştirdim. Acaba şişeden ne oldu? Cam şişeye koyacağım. O da dokuncu. Allah'ım Cansu'nun bahçesinin mahsulleri. Mini bahçemin mini mahsulleri arkadaşlar görüyorsunuz. Saptazecik. Allah'a. Topladık geldik arkadaşlar. Vallahi iyi yapmışsınız anne. Şöyle. Bir iki böyle şekli değişik olanlar vardı. Ondan sonra biraz büyümüş de ben 2-3 gündür girmiyordum bahçeye yani. Suluyorum ne diyorum arkadaşlar. Otunu alıyorum da bunları toplamadım. Çünkü yarın da bacım gelecek. Abim gelecek. Hep beraber yiyelim diye tazecik. O yüzden şey yapmadım. Ama dün kahvaltıya topladım. Hava vardı bizim kahvaltıda. Beraber kahvaltımızı yaptık. Görüyorsunuz. Cipme doldurdum daha. Babam gelene kadar topladım. Babam da hemen var mı kaptanmışlar? Ya Allah'a. Gidiyorsun. Bize marul getirdim arkadaşlar. Bahçemin yazık tarafından. Bunlar nasıl kısalıyor? Bahçemiz marul var mı? Sıcak yansın. Yanıyor ortalık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunda öğlen yemek pastında babama sadece bir salata yapacağım. Babam salatayı çok sever. Allah razı olsun. Ya sen bizi acıttın mı onu acıttın mı yoldan bekmez yiyin. Açtıydım kaynadı geldi canım bekmez. Allah Allah. Dadım ama hani canım hiç bile değil dadım. Ama ya da ben mi bilemedim acaba değil mi? Eski de konu var anacık. Okuma yok bunu değişik yok ama niye öyle asitlendi o? Bizde güzel bir basıyordu. Eski de bir sıcaktan mı olduk acaba? Değil mi? Kopuk kopuk oldu. Hiç yok su bekmez hep kopuk. Bekmez bunun dadımında. O kopukları başta aynı. Bir de kıyamadım. Bir saniye yok mu? Şeyde. Söyle. Bu da senin nasıl? Hadi bunu da götürürüz abi. Dolap atacağım. Yasin oluyor şimdi. Biliyor zaten bu dolap derse diyorum ya. Hatta siz şimdi çıkarsın o zaman ona. Dadı da pek yani. Ne? E o. Yo dadı boşuna değil mi Allah? Çok tam olmuştur zaten. Onu da yiyeceğim sadece yani. Dolaba koyuyor. Kaynak anne bu. Havuzdan nasıl? Evet. Orada dolaba ama patlar mı kalmıyor? Patlar kalmıyor. Dolaba bu dolaba o koyar mı? Ya sen bunu şişelerle yok. Yok şişelerle. Ben bana çatı da koydum. Hepsi bu var. Öyle mi koydum? Öyle mi şişin şu? Ne? Ne dedin yok? Öyle bir şişe koysa. O şişelerle ona kalacak 4 tane. He?
Bir litrelik mi o? O mu? Bir litrelik he. İstemli olsun olur olabiliyor muyum? Olur. Şuradan. Patateslerim kızardı. Biri niye kızardı, biri hafif kızardı ama olsun. Bak takıldım ona kızı, ben yine aldım tabii ki. Bizim geçen aldık o da şey, herhalde pişirme patatesiymiş. Ha, iyi kızardı. Kızardı, kızardı, kızardı. Kızardı, kızardı. Evet. Bu da az gidiyor sanki bu. Bir kere araç bir kere bizim işte. Patates dedim bir kere. Marulumu da yıkayım arkadaşlar, çağırdıkları. Çağırdıkları ismini. Annemi. Ben eve sürüp topladım, semiz oldu. Ana sen de geri toplasaydın. Anne olsun, ne olsun. Öpürdüm de teyzem bile oradan getirecektim. Sonra baktı dedi, aa ne ya? Semiz evet. Gelin, oturalım kadının bahçesine. Anam Ömer nasıl seviyor. Ama gidip teyzem oradan getirsek de çok çağır. Teyzem nasıl bir şey yapsa. Turşusu da susmuyor. Ne mesela? Şimdi gibi oluyor anne. Ama daha bir seversen bunu tercih eder. Bakın öyle sunuyorsa sevmez. Ekşi bir şey de yer alındı. Zaten o yerinde de öyle. Bir iki gün dursun öyle sunuyor. Hepsi. Bana bak geliyor hemen. Ben o baksın içine sunuyor. Sen ne vereyim? Nasıl sırt sıcak oldu içerisi. Acayip sıcak. Sen yaptın mı şöyle hava gelin biliyor musun? Sıcak olacak lazım. Sıcak sıcak. Öyle yanmıyor. Acayip sıcak. Şimdi 35 dereceden fazla herhalde. Şimdi çok sıcak yazıyorsun. Hiç aşırı babam, şey sıcaklar diye gidiyor. Çok sıcaklar da var. Güvendim çalışma, sıcak. Daha güneş geçer, bu sıcakta çalıştı. He. Hasta olun babam, öyle de. Şimdi de kızım bunu çalışmaya gidiyor, ne zaman çalışacak ya? Vallahi ne bileyim. Kanıştım annem. Bu yapacağım işte. Böyle sen götürdün onu bak. Niye anne? Temizlik yapacağım. Sistem anahtarını buna vermişler. Allah'a. Başka eleman yok mu anne? Kağandan başka? Yok kızım. Öbürleri çırak. Şey usta. Bu çırak. He, hepsinin çırağı bu. He. Dördünün çırağı bu. Ömer'im ne ölüyorum anne? Ayağın annem bir şey. Gel. Ben de çocuklara biraz bir şeyler atıştırdım. Gelene kadar açmasınlar. Çok oldu onlar bence. Yok olmazlar annem. Pek fazla değildi. Kıyma pide vardı pişirip. 2 o yedi, 2 de o yedi. Ömer gel de. Yatakların üstünü düzelttik. Evlerim temizdi arkadaşlar. Bugün temizlik yapmadım. Yapacağım sana. Baba sizde kola yok mu? Yok yok. Kola yok. Bize yok. Kola almıyor. Yasak mı bize? Dökün diye değil. Yasak. Kola yasak mı? Kola çocuklara yasak. Kola yasak var bence. Erken uyandı. Az sonra karnı doyur ya. Uyandı şimdi. Kolan başka gitmesin. Yok kola alacak kendine. Ha yok ne ama ne. Bu almıyor bize hiç kola. Ömer'i babadan hiç kola almıyor oğlum bize. Geçen geldi de öyle diyor arkadaşlar anneme. Anneanne diyor sizde kola var mı diyor. Hasan babam bize hiç kola almıyor diyor. Tövbe yarabbim. Alem çocuk bu. Hatta Hasan'la deniz gibi alıyor. Esnaf. Deniz gibi. Kilerde var 3 tane. Kola değil arkadaşlar. Kolayı bir fazla tüketmiyor. Evet. Yok hani cipsini, çikolatasını, şişini türlü türlü hava gelir asla. Yasak yemez ki. Yok içe sirgemez ki. Ben şöyle şeyler yok. Zira olmuyor bana. İşte Ömer'e bakmasın. Gelen adam Ömer'e bana neler diyor. Anlaşamadım. Yok ya sen unut. Hayata var mı bana neden ciddik başlattık diyor. O Hasan Hasan'dan kupet getirmiş Yasemin ya adı da var. Ne? Onun adı? Ama yapmadı hani babandan. Ömer ne yorum Ömer söylesin. Abi? Köpeğimizin adı ne? Yeni köpeğimizin? Gideviz. Yok öbürü. Gideviz değil. Kuzu köpek mi? Onun adı Barut. Ha Barut değil. Barut mu diyor? Evet. Barut diyor. Barut oldu onun adı. Hani Berat'tır gibi diyor. Ya sen şimdi kahvaltımızı yaparken onu hani ben onu gidip kasaya bindirip geleceğim. Hangi o Barut değil mi? He. İyiymiş. Nasıl böyle Barut değil? Bunlar para alalım anne. Yok. Gidip bir gitsin. Niye oğlum? Para mı biter? Evde yok. Aksaray'da okul bekliyor. Aksaray'da bir daha yiyormuş okul bekliyor. Demek ki cinsini tek örneği onu da Ömer almış. Dur bakalım Ömüş'üm. Ondan sonra şey de gelme ya sen. Hasan gelmeden onu ben çalım gel. Yok çalma çalma. Yok yok çalacağım. Anne kapıya kadar geldik ya babam şakasına dedi. Gir bile evimize dedi bir koşuyor anneanne diyerekti. Ne mi oldu? Biliyor ya bu anneanne seslenmeyeceğini. Tıkmayacak mıyım seni evimize? Ben seni tıkarım tıkmasam. Ben diye bak hadi baba. Sen baba baksana bir bayi. Domuzuna şimdi getirme oldu da ben
Ben getirdim. Ne yapacağız şey yazdım anne. Şimdi kullanım basmış. Nasıl koyacağız bunları? Benim anne. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Emoştire ne olacak şimdi? Kendin dövüşmeyi nasıl seviyorsun? Bir de şeker koyalım sen şu ona. Ben koymam. Bir şey yok. Şarkı masaya mı koysak? Dur ben alırım. Ketçap çıkarım çocuklara bir de. Anne sen zayıflamıştın Sunay'la. Ne bileyim annem işte zayıfladığım kaynağı duruyor mu kaldı? Bilmiyorum da. Niye bana öyle geldi? Bilmiyorumken hocam. Yeter anacığım yeter. Şu geçen şey de diyor. Veysa dayımız Ayşe gelmiş. Ayşe zayıflamış mısın diyor? Yok şey kız Ayşe var onun da. Onlar yine gitti bırakmaya Ayşe'yi. Şey diyor evet ekranda diyor daha şişman korkuyorsun ya. Aynen. Unutma diyor he. Kamerada normalde diyor he zayıflamışsın diyor. Bakıyor. Kamerada diyor daha şey görmüyorsun diyor. Bazı insanlar öyle yapar ya kamera. Beni de şişman gösteriyor. Beni de öyle aslında. Görüyor musun anacığım? He, yine de şişmanım. Zayıf değilim. 83 kiloyum. Son o dar bak sen anneyi birebir ikisi. 83 kilo. Yok kızım senin üstündekiler şey. Bol. Ben he. Ondan. Benim kilolarım bolluğu yok ki. Baksana dar. Valla sen zayıflamışsın. İnşallah. Arkadaşlar ben yüz siması olaraktan biraz etli surat bir insanım. O yüzden ya çok kilolu görünüyorum ya da yaş olarak da büyük görünüyorum diye söylüyorlar. Yanıma gelen girdi diyor ki aman sen zayıf mısın diyor. He. Öyle oluyor. Hele ekranlarda böyle görünüyor. Hele televizyona çıktığımızda anacığım. Ve orada herkes, çok şeydim. Cansu şöyle yüzüm var. Çok kaba görünüyor televizyonda. Diler ki bana kız burada 100 kilo olup da gelecek neler neler yazdılar. Ama ben hiç kilo almadım. 2-3 kilo maksimum aldıysam. Normal o kendi kilonu da işte onlara göre kilolu görünüyor. Aynen orası çok kilolu yani gösteriyor. Yani orada kilolu gösterdi. Benim süpermarketteki Cansu. Ne bileyim anne. Ha bak onda bilmem ama. Neyse bak ondan alalım. Evimize gidelim hadi. Eve mi oturalım? He ne oldu? Bak onu tutmayalım mı? Bunu oturalım. Bu arada sizle oturalım. Akşam dedim bana dur otur. He. Hadi gidelim. Oğlum ben alırım anacığım. Yok annem ben alırım. Sen bir ekmeklerimizi al. Tamam anne. Ekmeği babam götürmüş herhalde. Ha o zaman domatesimizi getir. Çay kalabalığını getirsin. Ağır çok. Al anacığım. Benim mi babam? Yok. Ben bana doyurayım. Sen doyurayım. Buraya gelsin. Benim yanıma gelsen diyor. Beni doyuran diyor. Sen ne diyor? Beni doyuran diyor. Otur bakalım. Buraya yere oturma Cansu sen. Buraya gittim. Bir şey olmaz anne. Sıcak sıcak oğlum otur. Besmeleniz çekin çocuklarım. Buraya bir şey duymadım. Ama bu ekmek getirin. Hep sütme getirin. Su muğumuz var anne burada. Çocuğa alışlarım diyor. Sen besmeleyi çek de aklına bir şey değil mi? Ekmeği sıçralım sonra da yan kapıda yapışık yaparız. Işıklar zannı mı? Evet, ışık hanım ışıklar attırdım. Yasin, ineklerin bokunu dönecek bu bize. Bahçemizi atacak. Ne? Ters mi yapacağım? Ne yapacağım? Ne diyor Cansu ne diyor? Yollarda dolu buradan topla diyor babam. Aman. Şurada inek koydu diyor Yasin. İnek var burada buradan topla diyor. Ağır bokunu topla diyor. Hazır cevap. Ne yapıyorsun çocuğum? Hacım. Senin çocuğuna git. Bu yanına gel. Anneanne. Anneanne. Orada mı gördün? Evet. Sizinkini istemesin baba. Tabii senin bizimle gelen tane soksa. Bahçeye dökülüyor bizde. Ha döktü ya baba. Bak. Evet döktü ya. Babası istemedi. Onların babası bahçemize döktü onları. Adamın bokunu döktü. Neyse. Hüseyin besmeleni dur babam. Ben Emine ablamla mı yiyelim? Emine ablamla? Kimi diyor? Şey mi diyor? Teyze mi? Teyze mi diyor? Teyze. Ben bacımı mı diyor? Kuzenimi mi diyor? Teyzemi hep Emine arkadaşlar bizim Sunay'la. Baş dönüyor o yüzden. Bacım. Başta teyzem olur o. Bacım yarın gelecek anne. Hadi işte bu bir vakitte gelecek. Şey için işten çıkınca olsa. Şeyden bunu yaptınız ya. Hadi son açsın. Yükselim ama bir yemekmeye başlasam memnun olurum. Yüksel gel oğlum. Babam al gayrı Yüksel'den telefonumu. Yüksel yemeğini yiyor oğlum. Arkadaşlar annem gibi buraya bir geldim. Her taraf gayısı. Şurada serili, askıda pestil, içeride kompostu, masanın üstünde reçeli. Aynen reçelleri. Kutularda şey, gayısı suyu. İsraf olmasın diye var ya herkes böyle yaptı bu sene. Adam kıyamıyor. Ne kadar olur olmaz. Cenab-ı Allah verir bilmez seni. Niye ziyan diyor? Rabbimizin bildiği çok mantıklı anacığım. Vurduk dolaba atıyor kucuğuna. Dondurucuya. Baba. Kedi yavrum. Adam beni korkar mı? Yok. Annenle hangi daştığını
içinde o kedili? Bu taşların içinde olur mu? Güzel, güzel. Gel olmuş, gel de gel içine de yiyiz, gel. Nasıl yapalım? Gel olmuş, gel. Gel, gel, gel. Aman ketçap getirseydik Yüksel. Hadi alalım, gel mi? Yo, yo, Yüksel'im alır gel. Kalk annem, alır bir gel. Yo, sen dolabı açık koyuyorsun. Hadi kuzum, ketçap da patatesin içine yiyin. Bak, annene ben alalım. Dolabı açık koyuyorsun sen. Dur, ben alalım, dur. Dur, ben alalım, dur. Hadi bak, Yüksel, buna da bir abisi. Nasıl yumurtçu oğlum benim. Bir de sinek var yarabbim. Ömür törpüsü hepsi. Bu sene sinek çok var tarafı yok. Çok fazla. Hava sıcak olduğundan mı? Sana attığım çayın için var. Yok. İnşallah ben almadım. Sıcak attın mı canım? Evet. Bahane. Şimdi alan gibi atma şeker. Hı, bal. Hı-hı. Ben zaten çok şeker atan birisiyim ya, bana bal gibi geldi. Çok mu atarsın şekeri? Ben 3 atarım. Dolu dolu 3 atıyorum. Daha bir de şişirtmesi ışıklığa değdiriyorum kaşığımı. İyi bir şey değil aslında arkadaşlar. Şeker çok kötü. Hiç değil. Çok zararlı ama ben de çay tek 2 bardağını anca içerim. 3 3 daha 6 şeker. Bak ona keyif yapalım diye çıkıyor. Sinekler durup mu? İçeriye giriyor, sıcak diye kaçıyor. Ya Rabbim. Gel de yiyeyim oğlum, gel. Gel oğlum. Hmm, nasıl dolu nasıl? Şuraya gel annem sen, gel. Bu da kınak mı? Ben soğuk soğuk su istiyorum ya. Al da soğuk, soğuk su işte alır oğlum. O benim. O zaman bardağı bakacağım bunun içinde. Sen pek soğuktan hastalanmam mı oğlum? Hı? Atın pek soğuk su. Hasta olun oğlum. Pek soğuk ama oğlum. Boğazın ağrıdı, o da bir şey yaramaz. Hava aldatmasın. Aldatmasın ya. Hava sıcak diye aldanıyor. Soğuk su içiyor, sonra boğazlarımız ağrıyor. Ya sen ben yüksele bunu su getirdim bu. Baba kılıçları, kılıçları niye gidiyorsun? Yok yok. Ana iğne getir. Çocuklar yanına, ben bir şey iğne getirdim bu. Yüksele bir şey mi olurum, geliyorum ben. Şey masanın üstünde küçük şişe var, ona koyuyoruz. Yüksele bir şey mi baba, masalara. Anne sen çok tatlı adam, içme. Anam arı bile çıkmış bak hele. İyi kız anne. Allah annemin Allah. Azıl düşmanları. Nerede girdi, yor. Çok dolduramamışlar. Bak çünkü sıcak ya da toprak bulamadılar. İnşaatımızın şöyle son şeyleri. Toprak getirdiler bugün. Ali abi gel, Allah razı olsun, motorundan getirdiler. Giremedi. Bahçeye mi girecek ki acaba? Vitesini atamazsa. Kulağı duyuyor gibi ey diyor. Şey geriye attı, geriye. Yo yo, geriye ne atmamış anam. Nasıl sürerdi önceden motorumuzu. Babası bir gel babası. Şişti. Esra öldü baba baba öldü diye baba. Diye. Çekiyorum çekiyorum. Kapı da acayip daraldı. Bayağı da babam yok diyordu bak toprağa. Al istemedi. Ben gittim şeye de getiremedim diyor. Şu o taraf kurtardı mı orak alın. Burun nedir oraya yazık motorun kasasına. Tamperi var mı ki abi? Bunun varsa ha iyi. Sıcakta uğraşmayın. Esra. Döküversin tamperine. Babası bir al da alın. Esra şu buğulemi bir al, şu buğulemi bir al babası. Babası da öldü sıcakta. Nasıl babacı, nasıl babacı? Bakkalmıştı. Daha bakkal diyor.
dur da motorla götürsünler dur. Şurada bir tane alacağım, tamam. Gel, motoru boşasınlar da. Niye dökmedi mı ki? Su götürmediniz mi? Aldı battaldan da. Ha. İçtik canım. Getireyim mi su? Yok yok. Yandı götürelim. Ya Zeynep Usta iş başında. Kovboy şapkamız ne? Bir tane daha aldım, bir tane. Ali, o boş şeyler de. Onu da yüngen oraya koy. Bunu alırlar Zeynep. Niye koca? Bunu alacaksın, niye alacaksınız? O boşum, şunu alırlar. Şunu mu alayım? Hı hı. Düz koy. Ali, şu ipi tut. Tuttu. Attım içeri. Çiğisi burada. Demiri. Demiri. Dolay mı ki? Sıcak ya. Uyanamadı mı? Yazık. Sevdi yar. Orada rahat ya. Pek rahat kanın yatağı. Kuçcuğun zat düzeni yok. O kuçcuk yatağın içi çöküyor. Hiç iyi değil de. Uyandın mı? Ha, yüzüne de iz çıkmış. Bulem. Uyuyu aldın mı Bulem? Gidiyor mu anne? Hadi. Gidiyor kızım. Getir ayakkabısını bunu. Şunun ellerini bir yıka çeşmede yürü. Gel buraya. Kalk Fatma, ellerini yıkasın ablan. Koy yanına. Gel. Kalk fıstığım. Yavaş. Üstünü çırp. Ne? Hadi de babana. Hadi de diyor baba de. Evet sevgili takipçilerimiz, misafirlerimiz gitti. Eşime yardıma geldiler de. Ali abiyle eşi Zeynep. Allah razı olsun, bir motor toprak getirdiler, geldiler. Şöyle alt tarafını toprağla yapıyor. Çünkü malzeme hem çok pahalıya geldi şu pirketin çimento. Hem de sağlam olsun diye böyle toprağla yapıyor. Şöyle gördüğünüz gibi gölgem de çıkıyor oradan. Bu şey sanki içe yatık gibi gidiyor duvarın, biliyor musun? Nasıl yatık gibi? Duvarın içe yatık gidiyor Esra. Bu taraf yüksek, öbür taraf alçak oluyor. Bu da yatık gözüküyor. Dur, bunu ayarlayacağım. Bence de ayarlaman lazım. Çünkü buradan düz görünse de bak o taraf alçak gidiyor. Farkında mısın? Şöyle buradan bakınca daha çok net belli oluyor. Bunu ayarlayacağım. Şöyle toprağımızı, çamurumuzu da oraya yaptılar. Ben oradan bir... Ali abiginin erken gitmesi gerekiyordu. Çünkü onlar da fasulye sulayacaklarmış. Suda saatine veriliyormuş. Mesela bugün bana veriyor 2 saat. Yarın öbürüne veriyor. Öyle öyle olduğu için erken gitmek zorunda kaldılar. Fasulye sulayacaklarmış varınca. Böyle işte biz de yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Ondan sonra toprağımızı da getirdik. Güle oynayı güzel oldu yani. Sen de burayı yap bağlım, çık orta serinliğine kadar. Hatta akşam da yapan lamban var burada nasıl olsa. Bugün giş başladılar çünkü toprak getirmeye giş gittiler. Toprağa da giş getirdiler. Derken bayağı bir uğraştılar, oyalandılar. Sen şimdi ben kahve yapayım, gelin değil mi? Tamam. Nasıl sıcak, nasıl sıcak valla.
durulmuyor sıcaktan. Tavuklarım da şöyle gölgeye kaçıyorlar. Bu tavuklarımda herhalde bit var benim. Çok kaşınıyorlar. Bitlendiler mi ki? Bunlara dedete alsak da kenarlarına şeylerine kümesin içine dedete atsam. Dedete dediğimiz bizim toz sevgili takipçilerimiz. Bizim köyde dedete diyorlar. Başka yerde de mi öyle bilmiyorum. Satılırken de o dedete diye satılıyor. Böyle pembemsi bir toz böcek ilacı. Alalım da bir atalım bakalım. Hani inşaatımız başlattığımız zaman şey yaptılar hep. Önce halbuki videonun başında da söyledim ama bazı izleyicilerimiz herhalde videoyu izlememişler. Kazım'a ev başlanmış diye söylemişler. Yazmışlar yani çoğu. Bana da yazmışlar. Fatoş'a da yazmışlar. Burası ev değil sevgili takipçilerimiz. Burası ahır. Ona da bir açıklama getireyim. Biz buraya inek alıp bağlamayı düşünüyoruz. Hani evi de Allah nasip kısmet ederse inşallah yine öyle bir imkanlar niyetleri olduğu sürece koskocaman hayat yine bir tarafına yaparak ev yeri yok değil ya. Şöyle gördüğünüz gibi koskocaman bahçemiz hayatımız var. Evi de şuraya da başlasak olur. Şöyle kumesin oraya şu pirketlerin olduğu yere. Buraya koskoca daire sığar da burada arhada kalır ahırda daha güzel olur. Hem gözünün önünde olmamış olur ahır peçe hem de böyle olur yani. Allah nasip ederse belki ileride yaptırmayı düşünürlerse. Hani Rabbim nasip eder belki bilemezdik. Belki hazır ev alırlar. Belki buraya ev yaparlar. Bilmiyorum artık nasıl bir şeyler olur. Kurban oldum Allah'ım onu. Zaman gösterecek nasıl bir şey olacağını. Allah'ım hayırlısını versin inşallah. Öncelikle vücutları sağ olsun. Canlar içinde olsun diyen gibi. Hani yapılır. Hepsinin başı sağlık. Sağlıkları yerinde olduğu sürece evde yapılır. Evde alınır inşallah. Ama Rabbim nasip eder de yaptırırlarsa yine burada yer var şurada. Eğer hazır oralardan ev alalım dillerse o da olur. Artık söylediğim gibi Rabbim nasıl nasip ederse onu bilemeyik. Biz geleceği bilemezdik. Allah'ım öncelikle hayırlısını versin inşallah ama buraya da onlara daha ev yeri var yani. Çünkü biz zaten evi buraya başlamayacaktık. Bura ahılların olduğu yer. Yine bu bahçenin içini düşünüyorduk. Bahçenin içi hala boş duruyor. Bunu da buradan açıklayayım sevgili takipçilerimize. Büyük açıklama olsun bu da. Böyle işte yapılıyor azar azar. Yapalım bakalım hayırlısıyla şöyle büyütelim. İnşallah ineği alabilirsek alacak. Alamazsak da hazır dura dursun diye düşünüyor. Yapalım hani şimdilik eşimin işi yok burada boş durduğu için bunları yapım da aradan kalksın diyor. Gittikleri Bodrum'dan henüz çağrılmadılar. Daha çağrılırlar mı bilmiyorum artık. Böyle de size açıklayayım sevgili takipçilerim. Neyse ben eve gideyim. Buna bir kahve yapayım gelim eşime. Bir de 2-3 bardağım var. Onları yıkayayım. Şunlara da su doldurayım geleyim tekrardan. Su bardağını da götüreyim yıkayayım. Şöyle. Kahvesini yaptım geldim. İbrahim Usta'mın. O hala duvarla uğraşıyor orada şöyle. Şöyle kendime de soğuk kahve yaptım. İlk defa yaptım. Bilmiyorum iyi oldu mu olmadı mı. Hiç nasıl yapıldığını mesela bilmiyorum nasıl olduğunu ama çocuklarda gördüğüm kadarıyla yapıverdim böyle. İçinde buz var ya su olsa yine içerim ben bunu. Kahve olmaz şart değil. Severim çünkü buzu. Şöyle ayrıyetinde buz getirdim. Bunu da suyun içine atacağım inşallah. Gel gel kahven soğur gel. Seninki sıcak kahve benimki soğuk kahve. Kafanı bir türlü çekemedim. Niye? Ben kafana öyle tuttukça bu tarafa doğru geldin kafan gelmedi ekrana. Sıcaklığı şapkan giysene niye giymon yine? Hı? Küçük ceviz dallarımız da onun altında kalıyor öbür tarafta kalıyor onlar da. Sökülüp bu tarafa alınacak. Bunların dibine bir koruma yapacağız. Korumayla olmaz ki. Onları sökelim hiç onlar haber etmeden. Tabandan var ya güzelce sulayalım onların. He. Ondan sonra suladıktan sonra hiç haberi olmadan kuruyenin sökeceğin kokunu. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Nasıl olacak? Toprağın çamurun var mı daha suyu açalım mı?
yapmış Şidem de.